Uçak vurdu şu an bizi. Allah'a şükür kurtulduk. Devrelerim 25-30 kadar şehit gönderdik tipiyle Hatay Devlet Hastanesi'ne. Dağısı da güçlük altında var. Durum ciddi. Bir o kadar da daha fazla yaralı var. İslamlar Beyan Devlet Hastanesi'ndeyim. 58 tane şehit tabusu kaybol. Hastaneye hali şehitler gelmeye devam ediyor. Arkadaşım valla burası çok kötü ya. Önce şehit getiriyorlar. Arkadaşlarım için şehit doğumu kaptırıyor. Rabbim buradaki her şeyi yaratmış. Valla var iki güler inşaat şehit doğumu. Evet, iyi akşamlar değerli dostlar.
Yine Aktüel Haber Gazetesi Fes Televizyonu'ndan, gündemin getirdiği programından hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun diyoruz. 36 şehit verdiğimiz Suriye'de, İbidit'te 36 canımız gitti. Evet, bu akşam sizlere bu başsağlığı mesajıyla yayını açtık ve İblis'ten bir kare sunduk. Biz her akşam olduğu gibi buradayız. Kenan Nergis, Hacı Hüseyin Denizgez ve yanımızda da gördüğünüz gibi CHP ilçe başkanımız Sayın Turuk Abanos bu akşam bizlerle beraber. Sayın Abanos, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam, İyisiniz. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bu arada Kenan Bey, merhaba diyelim. Merhaba. Geçen hafta biz yoktuk yayında. Ama bu hafta yarın yayındayız. Ve hani derler ya, ayağın tozuyla geldik. Ben de Lovagaz'dan geliyorum. Trakya'nın incisi. Oradan geldik. Ve sizlere bu yayını sunmak amacıyla sizlere karşınızdayız. Hacı, merhaba. Seni çok moralsiz gördüm. Ama yine de görelim bakalım. Sağ ol, teşekkür ederim. Buradan tekrar yeni Akçabacı Haber FES TV izleyicilerine sevgi saygı muhabbetini sunuyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Amin. Amin. 36'ını vatan evladını şehadet merdivenine gönderdik inşallah. Bizleri bizden daha önce olmazlar inşallah, inşallah diyelim. İnşallah. Tabi bu vatan hepimizin. Vatanı, onlar bu vatan için toprağa düştüler. Gerekirse biz de bu vatan için toprağa düşeriz. Evet. Ama buradan benim siyasilere bir mesajım olacak. Artık bundan sonra şucu buculuğu bırakıp lütfen vatan için kendilerin, çünkü bizim gidecek belki bir toprağımız yok. Suriyeliler buraya sığınıyor. Afganlar, Pakistan buraya sığınıyor. Ama sınır kapısı açıldığı dendiği zaman bakıyoruz hepsi sıvışıp gidiyor. Bizim sıvışıp gidecek bir yerimiz yok. Burası bizim. Bu vatan bizim ya. Bu vatan bizim. Yani bu vatanı ecdadımız bize emanet etmiş. Hı hı. Yani ben buradan bizi izleyenlere şu mesajı vermek istiyorum. Sakın ha sakın. Yani zarabesine ki bu Türk milleti sıvışıp kaçar. Biz Kurtuluş Savaşı'nda kaçmamışız da şimdi mi kaçacağız? Yani. O bizde atalarımızın kanları mevcutsa Gazi Mustafa Kemal ne diyor? Sizin diyor. Damarınızda asil kan vardı diyor. Bir de var mı komutanın? Buna söylemiş. Bizim damarlarımız asıl kan var. Biz gerekirse bu vatan için seve seve ölmeyi, öldürmeyi de biliriz. Çok şimdi bu kadar. Teşekkür ederim sevgili Hacı. Sayın Tuğul Başkanım, biz sizi geçen hafta yayına davet ederken tabii ki bu İdlib konusu yoktu. Ama biz sizi oraya davet ettik. Hem sizin çalışmanızdan ilgili size şey yapacaktık. Hem de Ankara'da bazı temaslarınız vardı. O temaslarını sizden ilgili onun için çağırmıştık. Ama tabii ki konu değiştiriyor. Ama siz de bu konularda bir cümleler kurarsınız herhalde. Hı. Buyurun, sizi dinliyorum. Öncelikle ulusumuzun başı sağ olsun. Abi. Ateş düştüğü yeri yakıyor Necat abi. Anneler, babaların, eşlerin yürekleri yandı. 36 tane şehit İdlib'de. Evet, hain bir saldırıda maalesef onları yitirdik. Tüm ulusa başsağlığı diliyoruz. Bu konu hakkında aslında sözün bittiği yerdeyiz. Ne söylenir, daha fazla nasıl bu acılara ortak olunur bilemiyorum ama yani biz herhalde böyle olmamalıydı. Bir şeyler ters gidiyor. Bir
şeyler ters gidiyor. Bunları ne zamana kadar görmemezlikten geleceğiz? Yani çok fazla sorulacak sorular var aslında. Bu sınır ötesi harekatlarla ilgili. Yani böyle bir karar alınmış, neye göre alınmış? Yani şimdi son zamanlarda sorulan bir soru var. Niçin oradayız? Ben de onu soracaktım yani, hocam. Niçin oradayız? Sevgili başkanım, ben de o soruyu sana soracaktım. Hamdi Acı'ya da soracağım. Önce senden alayım. Biz o zaman niye oradayız? Vallahi niçin oradayız? Diyorlar ki hani bir sınıra yakın olan bölgede biz bir temizlik yapacaktık. Öyle girmiştik Suriye'ye. Fakat Suriye'nin derinlerine kadar ilerlemedeki gaye nedir? Yani Rusya'yla iyiydik, ne oldu, kötü olduk? Yani Amerika nerede? Türkler yalnız bırakılıyor her yerde. Hani şu laf her zaman öne çıkıyor. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Yani. Kimseye güvenmemek lazım. Aynen öyle. Öyle değil mi hocam? Yani biz artık uluslararası politika maalesef iyi yönetilmiyoruz Necdet abi. Maalesef. Yani önceden böyle sıkıntılar yaşamazdı Türk milleti. Hani ne oldu? Dost olacaktık herkese. Bir de yurtta sulh, cihanda sulh diye. Bizim böyle bir dostumuz var mı yani, şu anda? Şu an mümkün yok ya. Her şeyimiz o kadar çok düşman edindik ki. Evet. Yani şu anki hükümet ne yaptığını artık bilmiyorum. Biz 180 ile duvara çarpmaya doğru gidiyoruz. Evet. 180 ile duvara çarpacağız. Olay budur yani. Evet. Bu acılarla da ateş evet düştüğü yeri yakıyor. Burada bir de tezatlık var. Bakıyorum hep de dış cephesi sıvasız eski püskü evlerden çıkıyor bu şehitler. Bizim evlatlarımız namlunun ucunda bir mesleğe sahip oldular. Ya bunlar o zaman şöyle şey soracağım. Bu evlatlarımız özellikle mi seçiliyor oraya? Yok şöyle biliyorsunuz artık Türk Silahlı Kuvvetleri uzman önceden tezkere bırakıyor diyoruz ya. Hı hı. Uzman Er Erbaş alıyor uzun zamandan beri. Hı hı. Bir ücret karşılığında. Tabii memlekette bir şeyler ters gidince gençlerimiz iş bulamıyorlar. Hı. İş bulamayınca ne yapıyorlar? En kolay asker oluyorlar. Polis oluyorlar. Hı hı. Hı hı. Ben de bunlara diyorum evet namlunun ucunda yani mermiyle karşı karşıya bir meslek grupları. Neden bizim çocuklarımız? Yani neden yani. Hiçbir, hep bu klişe olmuş olabilir ama neden herhangi bir villanın önünden kalkan şehit cenazesi görmedik bugüne kadar? Terslik var ya. Bizim çocuklarımızı ateşe atıyor. Yani şu da var yani biz o villada oturan kişilerin de şeyini şehit olarak görmek istemiyoruz. Ama oradan niye çıkmıyor değil mi? Biz aslında memlekette şehit istemiyoruz. Şu söylemler hiç iyi söylemler değil. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Bunu bizim yani AK Parti Genel Başkanı söylüyor. Yani benim muhatabım şu an itibariyle o. Hı hı. Ya şehitler tepesi boş kalsın canım. Yani ya boş kalsın. Boş evet. Kalsın. Neden evet. Ölsün ki bizim çocuklarımız? Hani bu tür söylemler iyi değil. Bakın bu İdlib olayı olunca 36 tane şehit gelmiş. İnternet yavaşladı. Hı hı. İnternetin fişini çektiler. Ya çok ilginç, yani ilginç. İnternet yavaşladı. İnsanlar evet. Bir şeyleri paylaşmasın, gerçekleri görmesinler diye. Evet. Yani biliyorlar bir şeylerin ters gittiğini. Yani bu söylemler iyi değil. Ben çok üzgünüm. Maalesef. İki günden beri bu şehitlerin haberlerini alıyoruz. Orada yaşananları biz gözlemliyoruz, takip ediyoruz. Hı-hı. Ama İyi bir olayla karşı karşıya değiliz. Değil. Bir de Libya çıktı başımıza. Türk askerini bu şekilde ne bileyim yani olmamalı. Türk askeri kurşun asker değil. Biz misak-ı milli sınırları içinde kendi sınırlarımızda Türk vatanımızı korumakla mükellefiz. Öyle. Değil mi? Öyle. Yani onun için bizim herhangi bir ülkenin sınırları içinde hareket yapmamızı ben şahsen doğru bulmuyorum. Nedir? Biz düşünsenize bir empati yapın. Bizim topraklarımızdan içeriye
Suriye tankları giriyor. Suriye askeri geliyor. Biz ne yaparız? Yani. Böyle. Ama yani, tabii de şu var Tuğrul Başkan. Derken zaten ben şunu şey var değil. Yani biraz daha şeyimiz geçsin diye. Bak şimdi konumuzu bunu işledi. Yoksam geçeceğiz. Şimdi yani, CHP o zaman, olarak ben hiç o şeye girmeyeyim çünkü girelim. Yok, bak, kısa olarak şöyle kısa olarak senden şunu istiyorum. Biz bak, orada niye oradayız? O zaman Necdet abi, o zaman tarih sürecinde başlamamız lazım. Şimdi uzatır diyorsun. Tuğrul Başkan dedi ya Suriye bizim kardeş. Suriye ben Suriye'yim. Bir de olan o cephesi var. Mesela bir anlamı anlatayım. Yıl 98 hac yaptık. Karayola dönüyoruz Tuğrul Başkan. Bizim şoför korktu. O zaman gene Esat Rejim, kanlı, zalim, diktatör aynı şey devam ediyor. Eyvah dedi, bizim yolumuzu keserler, bizden işte haraç beni isterler. Hakikaten polis bizi durdurdu. Yanıma şeydi, kolu kuvveti. Ya dedi, biz dedi zemzemi kurmayı istiyoruz. Verdik, sevine sevine. Bir baktık, halk bize bir sevgi gösterisi var. Biz sonra bir araştırdım ki biz tarihimizi bilmiyoruz. Bir kısmımız orada kalmış. Tuğrul Başkan. Şimdi düşün. Akçakoca ikiye bölümler. Derenin karşısını düşün. Oraya dedik ki Düzce'ye bağladık. Bu tarafa Sakarya'ya bağladık. Düzce'ye Sakarya'ya ya iyi de benim kız kardeşim orada kaldı. Oraya evli. Ben burada kaldım. Yani aslında coğrafya Tuğrul Başkan bu. Biz bu kardeşlerimizi orada getirmişiz. Ya, Irak cephesine başlayacağız abi. Buraya ne yapacağız? Türkmen, başladı. Türkmenler. Kim bunlar? Daha Türkiye'ye gelmeden 1000 yıl önce oradaymıştı bu adamlar. Ya, bizim dedelerimiz, bu adamların dedelerimiz. Evet. Yani şimdi şu var. Tuğrul Başkan dedi ya, Türk'ün başı dostu yok. Ona katılıyorum. Ama bunun için de bizim güçlü olmamız lazım. Gerçekten güçlü olmamız lazım. Sen Bilal'cığım, bir şey sorabilir miyim? Çok tabii. Özür dilerim. Estağfurullah. Sohbet ediyoruz. Şimdi bizim oradaki 22-23 yaşında, 20 yaşındaki Mehmetçiklerimiz, evlatlarımız orada mücadele ederken gerçekten vicdanımız rahat mı? Yani ben şuna katılırım sizin dediğinize. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara eyvallah. Ama eli silah tutan gençlerin burada nargile... Gerçekten bu biraz size şey gelebilir ama... nargile içip böyle ya, eğlenme yani böyle anlatabiliyor muyum? Sen vatanını savunur musun, savunmaz mısın? Tuğrul Başkan, nereye gidebilir misin? Sana söyleyeyim, Düzce'de Suriyelilerin mahallesi var ya, adamlar nargile içiyor, nara atıyor. Evet. Adama bile dokunamazsın, vicdanın bırak. Vicdanın rahat mı bu konu? Vicdanın bazı olur mu ya? O zaman? Bak, sen benim dediğimi anlamadın mı şimdi? O topraklar bizim diyorum, bizim. Bizim? Nasıl bizim? Mesele o zaten. Bakın sevgili hocam. Ben mi? Şimdi burada hani polemik yaratacak herhangi bir şey yok. Ben şunu söylemek istiyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Ya Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye olarak düşünmeyelim. Türkiye olarak düşünürsek orada hata yaparız. Ben öyle düşünmüyorum. Bugün Bosna Hersek de bizim. Doğru. Suriye de bizim. Ben bazen Necdet bunu program yaparken şunu konuşuruz. Çin'den, adetken Çin'e kadar bizim derim. Bugün Doğu Türkistan var. Oraya ne yapacağız? Tuğrul Başkan. Bir tane değil ki yaramız. Derdimiz bir tane değil ki kardeşim. Bir tane olsa derdimiz eyvallah diyeceğiz. Bugün Doğu Türkistan'daki Türkler ırktaşım ya. Yani Suriye'deki tam ırktaşım diyemem ama Doğu Türkistan'daki benim ırktaşım oradan kalkıp gelmişiz. Oraya sahip çıkabiliyoruz. Neden mi sahip çıkıyor sadece dünyada? Heh. Neden Orta Doğu yanıyor sadece? Ya işte ben izle bunu sordum. Yani bu akşam size bunu mu işleyeceğiz? Bu akşam onu tabii şimdi yapılmaz. Zaten tatlımız işte, tuzumuz kalmadı ki sevgili Hacı. İşte böyle şimdi ben siyasi... Yani anlatabiliyor muyum? Yani tatlımız tuzumuz kalmadı ki ne konuşacağız ya? Yani. Diyoruz ya başka. Ne konuşacağız? Yani. Yani bu kadar kaç tane eve ateş düştü yani şimdi, ne başkan, konuşacağız? Biz şöyle bir gelelim. Açıyorum televizyon kanallarını. Sanki Türkiye'de başka gazeteci konuşacak. Biri o kanala gidiyor, biri o kanala gidiyor, biri o kanala bir algı operasyonu var. Evet. Ya kardeşim, bu ülkenin yetiştirdiği üniversitedeki doçent, profesör,
şey bazında akademisyen insanlar var. Niye bunlar çıkmıyor bu televizyon kanallarına? Evet, bu konu hakikaten bizi çok yorar. Çünkü uzatırsak yani ağzımızdan da istemediğimiz herhangi bir şey çıkar der. Onun için ben konuyu Akçıl Hoca'ya getirelim. Nihayetinde bir şeylerin yanlış gittiğini herkes kabul etsin. Oldu, kabul ediyoruz. Ona da itiraz yok. Ben şunu merak etmiştim ama biz onu zaten şey yaptık. Şundan bir şey yapayım işte abi. Rahmetli Ömer Hocam'ın bir sözü var. Sıra Suriye'ye geldiği zaman bilin ki hedefleri Türkiye'dir. Diyeyim ben kendi adıma bu sözü böyle bağlayayım. Ama tamam. Ben de uzatmamak için fazla o konuyu daha sonraki programlarda belki işleriz ama Tur Başkanımızın buradaki olması amacı Tur Başkanımız CHP'nin Şişe Burnu'nda bu başkanı. Kaç oldu? İki ay oldu herhalde. İki ay oldu. Yani. Sayın Başkanım, iki aydan beri, geldiğinizden beri ne yaptınız Akçı Hoca ile ilgili? Onları bir toparlayalım. Ondan sonra birkaç tane daha sorumuz olacak. Hacı Rambay'a var, Kenan Bey'le var. Onları bir toparlayalım. Biz Suriye şeyi dediğiniz gibi bizi yorar. Yine programın sonunda da bütün şeylerimize Allah'tan rahmet dileyeceğiz. Allah'tan rahmet. Evet. Şöyle Necat abi, biz iki ay önce geldiğimizde merkez ilçe kongreleri falan vardı. Evet. Zaten kongrelerden zaman bulup da şöyle hadi şunları yapalım diye hızlanamadık bir türlü. Ama bu zaman içine bayağı, bu zaman dilimine bayağı bir şey sıkıştırdık. Geçenlerde 23'ündeydi il seçimimizi yaptık. Orada il başkanımızı seçtik. Kongreler bitmedi diyebilirim. Bitmedi, evet. Bir tiyatro sahneledik. Evet. Bir lösemili bir bebeğimiz. Orada bir sıkıntı yaşadık. Yardımcımız. Evet, yaşadım. Biz normal rutin yapılması gerekenleri yaptık. Sayın Kaymakamımızı ziyarete gittiğimizde dosyayla beraber gittik kendisine zaten. O dosyada bu oyunun senaryosu yazılıydı. Hı hı. Senaryo şöyle, kısaca söyleyeyim. Günümüzde kadınlarımızın yaşadığı toplumdaki yerleri, toplumda maruz kaldıkları hakaretler ve yakıştırmaları kolu alan, işte Doğu kültüründe işte 12 yaş erken çocuk yaşta evlendirilen insanları hayatını konu alan. Böyle bir dramdı. Aslında çok da etkilendik. Etkileyici de bir oyundu. Sağ olsun Zonguldak Sanat Tiyatrosu arkadaşlar, bizim de Bertan Birinci abimiz var. Hı hı. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi kendisi. Onunla bu projeyi konuşurken arkadaşları olduğunu söyledi ve bir ücret talep etmediklerini dile getirdi. Ne kadar güzel. Bu çok hoş bir davranış, çok iyi bir davranış. Tabii lösemili bir bebek olunca söz konusu, öğretmen evinden biz bir görüşme talep ettik. Öğretmen evinde sayın müdürümüzle konuştuğumuzda bunun işte kaymakamdan izin alınması kaydıyla olur olabileceğini, onların da bir herhangi bir ücret talep etmediklerini gördük. Biz de doğal olarak kaymakamımızı hem ziyaret etmişken hem de bunun izni alalım diye dosyamızı orada bıraktık. O da o dosyamızı bir kurula, milletimin oluşu, öğretmenlerimiz oluşu bir kurula havale etti. Maalesef bizim için de hiç hoş olmayan bir redle karşı karşıya kaldık. Bizim oyunumuz öğretmen evinde artık 250-300 kişiye sahneleyecektik. Tabii doğal olarak ona göre bir ücret toplanacaktı, yardım toplanacaktı. O da o kardeşimize gidecekti. Evet. Tabii bu olumsuz karşılanınca gerekçesiz bir reddi bu. Bunun peşine pek düşmedik işin aslı. Düşebilirdik ama süreç kısaldığı için hızlı hareket etmek zorunda kaldık. Bertan abi bu konuda çok fazla yıprandı. Üzüldü. Biz de bunu belediyeye, işte Okan Başkan'a
danıştık. Okan Başkan da sağ olsun meclis salonunu bize tahsis etti. Bu aslında çok iyi bir davranış. Onun da hani içeriğini o da öğrenince o da elinden gelen yardımı etti. Buradan kendisine ben teşekkür ediyorum Okan Başkan'ım. Orada biz 107 kişilik salona 150 kişi sığdırdık. 150 kişilik biletten de yani yaklaşık 250 kişilik bilet karşılığı bir yardım toplandı. Tamam. Gelmeyenler de var. Yani yardım amaçlı her taraftan amaçlı yani Hopa'dan gönderen insanlar oldu yani. Şimdi böyle bir gösteri yaptıktan sonra herkes de keyif aldı. Aslında toplumda çok fazla ben hani böyle tiyatro gösterileri bu senaryolarda çok etkileyici olduğu için insanın suratında bir tokat gibi şaplıyor yani. Yani gerçekleri işte böyle gösterince ben de çok etkilendim. O sahnelenen işte gösteriden. Kendilerine teşekkür ettik. Herkese teşekkür ettik. Herkes için iyi bir geceydi. İşte amacına da ulaştı. Yani herkesten çok teşekkür ediyorum oraya katkıda bulundukları için. Evet. Olan olmayan herkesten. Herkes elinden geleni yaptı. Ben bu konuda çok mutluyum. Demek ki Akçakoca'da birlik beraberlik sağlanabiliyor. Evet. İşte öyle bir şeyimiz oldu. Yani bu orada da belediye başkanımızın bir sözü var. 700 kişilik salon yaptıracağım ki bu Akçakoca'ya gerekli olduğunu artık gördük. Çok gerekli artık. Gerekli. Çok fazla zaman geçti. Yani 21. yüzyılda Akçakoca bir kentte bu tür salonların olmayışı, bu eksiklikleri de görmek iyi bir şey değil. En kısa zamanda umarım yapılır. Cumhurbaşkanım ben sözünü kestim kusura bakma da şeye geliyorum. Şimdi oyun oynandı. Gene Kaymakam Bey'in izninle oynanması lazım bunun değil mi? Şöyle. Yani öğretmen evindeki oyun aynı olacaktı. Buradaki aynı, evet. Aynı oldu. Yani oradaki amacı neydi acaba? Ya bu şimdi baktığınızda tabii haklısınız. Biz şu soruyu sorduk kendi kendimize. Bu oyun her yerde oynanıyor. Yani? Zonguldak'ta oynanıyorsa Zonguldak valisi burada bir hatalı o zaman. Hatalı bir karar vermiş. Yani öyle. Yani bu hoş bir şey değildi tabii bizim için. Yani biz bunun bir de amacını mı söyledik? Neden yapıldığını anlattık. Evet amaç önemli olan yani amaç neden, zaten. Neden yapıldığını anlattık. Böyle bir şey beklemiyorduk aslında ama evet. Bunu ben siyasi kimliğime bağlamıyorum. Hı hı. Bağlamak da istemiyorum. Anlıyorum. O da sizin hoş engin hoşgörünüzden kaynaklanıyor sevgili başkanım. Artık yani kim ne düşünürse nasıl düşünürse öyle olsun. Evet sevgili Hacı. Sen ne diyorsun? Şimdi ben süreci anlatıyoruz ama şimdi evet. Yarım kaldı. Evet, o yani başkan devam var. Şöyle tamam, yarım daha kaldı. Süreç, ondan sonra biz ne yaptık? İl kongremize hazırlandık. İl kongremizde 4 tane adayımız vardı. İl başkan adayımız 4 taneydi. Yani Akçakoca'daki gibi 4 adaylı bir yani, süreç oldu. Aynen. Evet. O şöyle 4 adaylı seçimlerde tabii Düzce'nin en büyük ilçesi Akçakoca. Akçakoca'nın 21 il delegesi var. Bir tane disiplin 22 kişi oy kullanıyor ile. Düzce'nin diğer ilçelerinde 5'er tane, 10 tane, 8 tane gibi oyu olan ilçelerimiz var. Yani burada Akçakoca'nın gerçekten bir ağırlığı var ya ilde. Olmazsa olmaması. İlin ilde bunun tabii. Farkında. Tamam. Biz 4 adayı o süreci şöyle tamamen demokratik yöntemlerle biz üstümüzde düşen görevi yapalım şeklinde bütün eski ilçe başkanlarıyla ve parti dinamikleriyle bir araya geldik. Bir toplantı yaptık. Evet. Geldim ondan fikirlerini ve görüşlerini aldık. O görüşleri doğrultusunda aynı günün akşamı il delegelerimize de bir briefing verdik. Adaylarla ilgili. O briefing sonunda çıkan karar bizim tamamıyla yönetime yetki verildiği. Yönetim ne doğrultuda karar alırsa ortak, çoğunluk neyse ona uymak kararı aldık. Evet, çoğunluk hemen hemen
öyleydi. Bir 5-6 tane bir filemiz oldu. İşte seçimde. Biz bunu bütün büyüklerimize danıştık. Olması gereken de buydu zaten. Ona göre listelerimizi yaptık. Evet, desteklediğimiz aday da seçimi kazandı. Burada ilde de ağırlığımız var. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde Akçakoca'da 2 taneymiş ile verilen yönetici. Biz 3 tane yönetici verdik. Bir tane disipline, bir tane kurultay delegeliğiyle. Kurultay delegeliğiyle. Biz 5 kişiyle Akçakoca'yı orada görev yapmayı bekliyor. Onun şimdi arkadaşlarımız geçen dün muhtemelen dün evvel gününe Haluk Demir başkan, şu an il başkanımız. O zaman şöyle diyelim, yani sizin başkanınız olan yeni yönetimin evet, orada ağırlığı setirdi diye. Aynen. Ben diyeyim. Yani mütevazı olmaya çalışıyorum ama yani. Yok yani. Ama bizim için bunu da mütevazı olmaya gerek yok. Sen sevgili başkanım. Ama evet, nihayetinde Akçakoca için bizim mücadelemiz. Yani şahsi herhangi bir mücadelemiz olmadığı için ben Akçakoca'nın menfaatlerini düşünmek zorundayım her şeyden önce. Ben inandığım partimin menfaatlerini düşünmek zorundayım. Aynen. Nihayetinde bizim orada yaptığımız her hareket Akçakoca'ya yansıyacaktır. Biz zaman zaman burada gündeme getiriyoruz. Ya diyoruz ki Akçakoca övey evlat be kardeşim. Değil. Akçakoca övey evlat değil. Önceden biliyorsunuz Akçakoca'da gerçekten siyasi bir ağırlık vardı. Erdemir'in yönetim kurulu falan Akçakocalılardan oluşur. Çok fazla da milletvekillerimiz falan vardı burada görev yapan. Hizmet eden. Ama şu an bu Akçakoca'daki bu siyasi ağırlık maalesef Düzce'ye kaymış durumda. Evet, maalesef ağırlığımız kalmadı Akçakoca olarak, ilçe olarak. Peki sizce neden o? Vallahi yani hem nasıl söyleyeyim, bu biraz da Düzce zor bir il. Çok iyi. Sağ tandaslı olduğu için, sağ eğilimli olduğu için. Yok, şunu diyorum yani direkli bir yönetim olursa Düzce'ye bastırır kardeşim. Ya bizim burada zaten her zaman söylediğimiz gibi sevgili yani, Hacı, biz şöyle yaptık. Yani seçimlerde de söylediğimiz gibi biz buradan belediye başkanı çıkarmak istiyoruz. Daha önce zaten Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği yaşadı burası. Bunu hep konuştuk zaten. Evet. Geçen söyleşilerde de konuştuk. Biz tekrar belediye ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız ama şu an erken. Yani 2 senelik bir şey, süreç içindeyiz. Erken değil mi? Şöyle. Karar alınır bakarsın. Erken olabilir. Yani olasılıkları da düşünmek lazım. Yani. Da. Ama yani, şimdi başkanım şöyle. Şimdiden belediye başkanınızı, adayınızı belirlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Neden? Ne olacağı belli olmaz. Bizim bir meşhur havuzumuz var. Havuza girmek isteyen girer. Tamam. Aday olmak isteyen o çoklu akıldan çıkar. Biz çoklu akıllarla çalışıyoruz. Biz bir hiyerarşi, öyle bir anlayışımız yok. Ben bütün alınacak kararları yönetim kuruluma danışırım. Yönetim kurulunun hatta ben büyüklerimizi de katarım işin içine. Hı-hı. Part dinamiklerine de sorarım. Onun için hata oranı biraz daha aza düşürürüm. Yani. Hata yapılacaksa da benim hatam olmaz en azından. O da güzel. Yani. Yani en son söz başkanı olması gerekiyor. Başkanı. Yok. Çok da akıldan ben söylerim. Söylerim yani, vardır tabii. Yani, onları da yaşayacağımız zamanlar olacaktır belki. Ama böyle hayati durumlarda çoklu akıldan çıkan kararların hepsi başkanım, sağlıklı. Ben şeyde kaldım. Oraya hemen konuya geçiyor tabi. Yine tiyatro yaptık dediniz. Evet. Ben bunu bir zamanlar Kenan abla beraberiz. Anadolu Gençlik Derneği'nin burada yönetimini yaptık. Ben başkandım. Kenan abim dedim yardımcımdı. Biz daha o zamanlar bunun şeyini hissettik. Eksikliğini. Tabi geceler yapıyoruz. Yine belediye dedi ya nikah salonuna. Kaç kişi burada hissedebildiniz? Nikah salonu değil, meclis salonu. 107 kişilik. Meclis salonu mu? Meclis salonu, 107 kişilik. Yani, meclis salonuna 150 kişi soktuk. Sağ olsun yani, herkes de aralara sandalyeler falan koydu. Yani o insanlar orada geldi. Safa sıklaşmış ama aynen. Mesele o değil. Araya şeytan girmedi aşırı. Yani Allah razı olsun. Ama şimdi şu, her gelen belediye başkanı ne hikmetse bunu yapacağız diyor da. Evet. Ama inşallah Okan Başkan, biz onu buraya konuk edeceğiz, misafir.
Umarım yapar. Yapması lazım. Umarım değil. Bastıracağız başka. Yani bak, biz var. Muhalefet olarak, biz evet. Muhalefet olarak Akçakoca'da yapılacak. Şimdi, bunların takipçisiyiz biz. Zaten olacağımızı da söylüyorum. Yani Akçakoca bunu hak etmiyor. Akçakoca hakikaten kültür seviyesi yüksek olan bir ilçe. Aynen, katılıyorum. Biz kendimizi yani mütevazı gösteriyoruz ama bunu biz hak etmiyoruz. Turun başkan. Yani niçin bir bizim tiyatro salonumuz olmasın? Bu konuda bizim aslında çok yetenekli gençlerimiz var. Hatta bir tanesi izliyor bizi. Hakan Direk kardeşimiz. Buradan da evet, şu anda. O çok fazla bu tür organizasyonların içinde ve parlak da bir zekası var kardeşimizin. Bu insanlara bizim aslında görev vermemiz lazım. Yani bunlardan da fazla yok zaten ilçenin. Ama Hakan Direk de buradan bizi seyrediyor. Ben ona bir sitem edeyim. Niye? Yok. Etmem lazım. Seyrediyor. Seyrediyor Hakan. Yani, seçim zamanı gelip bizi burada kullandı. Öyle demeyelim hacı. Yani kullandı demeyelim. Yani bak, ama çok söz, kötü bir tabir. Yakıştıramadım. Sözümün işte. Devamı gelmedi ki. Tamam. Kullandıken biz tabii kullanacak. Ama biz yayın hayatımıza devam ediyoruz. Niye buradan tekrar diğer yapmak istediklerini dinlendirmiyorsun? Ve insanlara bunu anlatmıyorsun. Kapımız açık. Ben bunu evet, istedim. Anladım. Tamam. Başka? Heh. Evet. Sevgili Hakan Direk, bizi izliyorsun. Hacı bu konuda acımasızdır. Ben de acımasızım ama ben sana bir tık daha yakınım. Ama seçim zamanı Hacı'nın dediği gibi ben kelimeyi kullanmak istemiyorum. Seçim zamanında bizden beraberdin demek istiyorum. Ama artık gel beraber bu ne yapacaklarını, ne gideceklerini burada anlat veya şimdi yaz. Hakan'ın bitti. Yolunu açtık biz ya. Burada Hakan Soy'u, Hakan'ın yolunu açtık. Evet. Yani. Evet. Çünkü niye? Şimdi bu geçen şey yaptım mı? Düzeltin. Burada gene bir gençler de var. Mesela herhalde tahminim evlerini tiyatro şeyine evet. Açmışlar. Evet. Başkan da... Ama şey kapasite olarak düşük orası biraz. İşte onu diyorum yani. Kapasite sevgili yok. Hacı Hakan Direk hemen cevap verdi. Yayına diyor çıkalım. Çıktım. Ben de kimseyi kullandığım yok diyor. Davet edin geleyim diyor. Ya ben öyle kullandım kardeşim ya. Allah Allah. Yani. Bravo hacı. O kadar. Evet. Ya o kelimeyi sen kullandın. Ben abisi olarak o kadar söz hakkım var. Abisi olarak var. Biz ben aranızdan çekildim mi? Yok. Sohbet ediyoruz başka bir şey. Sohbet ediyoruz ve sözü sana veriyorum. Sizin şeyinizden açıldı konu. Anladım. Tiyatro şeyi başka. Tamam. Ben abi, bundan sonraki sözlerime biraz daha dikkat edeyim bu tür politiklere girmemek için. Yok. Ama şimdi evet. Şöyle söyleyeyim. Belediye başkanımızın zaten bir sözü var. Seçim beyannamesinde de var. Evet. Kültür merkezi var. Yapımı konusu var. Yani burada çoklu salonlarda bilmem neydi. Şimdi bu kültür merkezi zaten eğer yapılır ise uluslararası mesela sempozyumlar olsun, Akçakoca'yı tanıtıcı etkinlikler olsun burada yapılabilir. Doğru değil mi? Vallahi olasılıklar tamam. Üstünden gitmemek lazım. Gerçekleri konuşmak lazım. Herkes ister. Yani Akçakoca'da gerçeklerde bir şeylerin değişmesini herkes ister. Biz her şeyden fazla istiyoruz. Ama güç tabii bizde olmayınca bunu uygulayamıyoruz. Sevgili başkanım, biz bu yayınları niye yapıyoruz? Evet. Eleştirelim diye. Sesimiz duyulsun aynen diye. Evet, ben sen de devam edeceksin de benim bir çok sevgili kardeşimiz var, Hikmet Oğuz. Deminden beri burada. Aleykümselam Hikmet kardeşim, senin sorduğun sorulara zaten tur başkan ve biz cevap verdik. Herhalde tatmin olmuşsundur. Teşekkür ediyoruz ve sevgili başkanım devam ediyoruz. İl başkanlığımızın seçiminden sonra evet. İl başkanımız sağ olsun o da çok iyi bir insan. Geçmiş dönem il başkanımız Sayın İlhan Duru da çok iyi bir insan. O tarihi bir görev yaptı evet, ama. Evet, ya, o da Sayın çok başkan. İyi bir insan. Dört tane adayımızdan evet bir tane yine orada da demokrasi. Orada da dört adaylı bir seçimden çıkan diğer başkan adayları herkes birbirine saygılı davrandı. İyi bir kongreydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri genelde evet güzel sonuçlanıyor. Ama tabii
hani o zamanlar konuşulan hep beraberiz, işte beraber yürüyeceğiz falan, biraz bir serzenişler oluyor. İlk başta bir kopmalar yaşanıyor. Ondan sonra tabii bu başarıyla orantılı. Başarı elde ettikçe insanlar da yavaş yavaş tekrar partisine sahip çıkmaya başlıyor. İlk kongremizden sonra bizim bir Ankara ile ilgili bir ona geleceğim. Ankara ile ilgili isterseniz devam edeyim. Tabii buyur, tabii. Ankara ile ilgili bir şeyimiz var, çalışmamız vardı. Evet. Sayın Mansur Yavaş ve bizim genel başkan yardımcımızla ilgili görüşmelerimiz var, randevu taleplerimiz vardı. Onlar onaylanmış. Gittik. İlçemizde ilk önce genel başkan yardımcımız Seyit Torun'la görüştük genel merkezde. Akçok Hoca'nın durumuyla ilgili, genel yapısıyla ilgili, işte ilçe binamızla ilgili. Bu sorunların içerisinde sevgili başkanım, bu huzurevi konusu var mıydı? Mansur Yavaş Bey'le, o başkanımızla biz o konuyu dile getirdik. Evet. İşte Seyit Torun, genel başkan Seyit Torun'la görüşmemizde tabii ilçe binamızı biz değiştireceğiz dedik o zaman. Ya şimdi oraya yer olarak ona bir dosya dosya hazırladım. Evet. Şu anki görüntüsü tabii takdir edersiniz ki siz de biliyorsunuz bizim ilçe binamızı. Hatta biz onu sormuştuk. Değil mi? İlçe başkanımız hazırlanırken. Bina dışarıdan baktığınızda çok atıl gözüküyor. Tabelalarımız kötü. Dış cephesi kötü. Girişi zaten. Girişi orada iki tane kahve var. Kahvede kahvede sigara içmediği için insanlar sağlı sollu pasajın içinde sigara içiyorlar. Tabii bizim bayanlar çoğunlukta olduğu için. Bırak başkanım, pasajı artık yollara taşıdılar, bayanlar yoldan işleyemiyor. Yani yok, hani büyütmek bunu istemiyorum. Öyle. Gündeme getirelim ki. Haklısın ya. Yani bu Akçok Hoca, Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız buna bir önem bulsunlar. Yani lütfen yani başkanım. Onlar bir çözüm değil de. Dillendir o zaman. Bizim çözüm bulma yoluna gittik biz. Yani bunu biz engelleyemeyeceğimizi gördük. Biz bir çözüm bulalım dedik. Şu an ilçe binamız bizim. Tapu'da evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe binası. Kira ödemiyoruz. Ufak bir büromuz var. İşte ilçe başkanının olduğu orası bir kira bedeli var. Biz bu dosyayı hazırladık Sayın Seyit Torun'a. Takdim ettik. İşte o da bu konuda yardımcı olacağını söyledi. Ona da bir sepet yaptık buradan, yöresel ürünler getir, boş gidilmez diye. Biz yani kültürümüzde var ya, boş gitmedik. Evet. Ayıptır söylüyorsun, tarhanaydı işte. Fındığımızdır. Fındık koymadık. Fındık dedim ki Sayın Başkanım, fındık koymadım özellikle. Kendisi Ordulu. Çok iddialı olurdu o zaman dedi. Yani çok iddialı olurdu deyince. Ondan sonra dedik böyle bir yardım talebimiz var. Aracımızla ilgili problemlerimiz var. Dedik, dile getirdik. O da bize destek olacağını söyledi. O destek sözünü aldık. Hem genel merkezimizi de bir ziyaret ettik. Çünkü yeni Çiçekburnu'nda ilçe örgütü olduk ya. Hem arkadaşlarımız da orada o havayı solusun istedik. Orada Mansur Başkan'ın yanına gittik. Mansur Başkan'la da tabii konumuz malumunuz üzere huzureviydi. Tabii takdir edersiniz ki geçmişte, yani geçmiş dedim, bir iki ay öncesinde huzurevi üzerinden siyaset yapılmaya çalıştı. Ben bunu o zaman da tasvip etmemiştim. Halen de tasvip etmiyorum. Diğer ilçe başkanları arkadaşlarımız da bunu konuştuk. Gerçi bizim ziyaretlerimize geldiler sağ olsunlar. Tabii yakın zamanda biz de onlara iade ziyarette bulunacağız. Bu ziyaretlere geldiklerinde bunu yine dile getirdik öyle kabaca. Fakat Mansur Başkan bizi çalışma ofisine aldı. Orada bir sohbetimiz gelişti. Ben direkt kendisi aslında Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işte bu huzurevi'den dolayı bir karalama gibi bir o şekilde siyaset yapıldığı konusunda, oysa ki meta tesislerinin söz konusu meta tesislerinin buna uygun olmadığı biraz araştırılsa uygun bir yer değildi zaten meta tesisleri. Ya bunun üstünden yanlış bir siyaset yapıldı. Ben kendisine Ankara'da yaşayan Akçakocalıların,
gözünde veya Akçakoca'daki Akçakocalıların gözünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında Mansur Başkan'dan kaynaklanmadığını, tamamıyla işte Kızılay'ın ne olduğu belirsiz, yani bir talebi var ama talebin gerekçesi yok, açıklaması yok. Tabii doğal olarak Mansur Başkan da bu olaya iyi gözle bakmadığını söyledi. Çünkü bir talep var, birileri istiyor. Ne kadar süreliğine, ne değişiklikler yapılacak konusunda hiçbir karşı bir şey yok, görüş yok. Şimdi böyle olunca da tabii burası nihayetinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oradaki hani kültür turizmi gibi diyeyim. Yani bu insanlar buraya getiriyor. Kamp onlara da lazım yani. Onlara da lazım. Bunu dile getirdi. Böyle taleple geldikleri için bu tarz bir davranışla bunu söyledi. Biz de zaten bunu basın aracılığıyla Akçakoca'da sosyal medyada üzerinden izah ettiğimizi söyledik. Evet, burada bir başarısızlık varsa gerçekten Kızılay'ın ve ya demeyeceğim ama demek zorundayım. Hani şu anki iktidar partisinin başarısı olarak kabul ettik. Ondan sonra hatta hala bu siz ne zannettiniz? Dediler ki mesela size de öyle bilgi gelmiştir. İşte 5 yıldız düşünülüyor. Vadi otel düşünülüyor. Evet. Öğretmen evi düşünülüyor şeklinde. Evet. Akçakoca'da böyle bir bilgi kirliliğinin çok oluştuğunu söyledik. Evet. Tabii bu işin muhatabı olan insanlar çıkıp da bir milleti kamuoyunun bir açıklamasıyla aydınlatması söz konusu olmadığı için tabii bir siyasilere kalıyor bu iş. Biz de dilimizin döndüğü kadar Akçakoca'da olanı biteni anlattı kendisine. Akçakoca'da mesela şu an huzurevi Pendik'e taşınacaktı. Doğru mudur? Şimdi en son öyle aldığımız zaman o. Evet. Yani bir tutarlılık yok. Yok. Bakalım ne olacak? Biz takibindeyiz işin ama bu ara biraz uzaktan seyrediyoruz. Neden? Yani artık bir şeyler herhalde gizli gizli konuşuluyor. Ama sevgili başkanım, AK Parti ilçe başkanımız Sayın Esat Sarıoğlu her zaman konuştuğumuzda şunu diyor. Ben diyor bütün parti arkadaşlarıma, parti başkanlığı arkadaşlarıma aynı yakındayım ve bilgi veriyorum. Bu evet. Bilgileri kendileri gelsinler veya beni çağırsınlar, biz kendilerinden bilgi verelim diyor. Yani sizin diyalog şeyleriniz şu anda herhalde çok güzel. Esvet Başkan benim arkadaşım, çok uzun sene arkadaşımdır. Evet. Sevdiğim de bir kişidir kendisi. Mustafa Başkan da aynıdır. Biz zaten Esvet Başkan bizi partimize ziyarete geldiğinde bu yapılan ilçe başkanları toplantısı var biliyorsunuz. Onların tekrarlanması konusunda hemfikir olduk ve hatta evet. İlk daveti ben yapacağım dedim. Şimdi bizim var bu kongreler vardı. Bugün de hatta kadın kolları seçimimiz vardı. Evet. Bunlardan sonra ilk işimiz bu arkadaşlarımızla, ilçe başkanlarımızla bir araya gelip Akçakoca'daki bu süreçte neler yapıldı, işte neler ters gitti. Biliyorsunuz sel felaketi yaşadık. Her şey bu yani, sene üst üste geldi. Evet. Kimsenin işi kolay değil. Tabii belediyenin de işi kolay değil. Ama bazı yanlışlar var. O yanlışları göre göre de bu doğrudur da diyemiyoruz maalesef. Biliyorsunuz mecliste bizim iki tane arkadaşımız var. Onlar da mücadele ediyorlar. İşte biz her mecliste alınacak kararları, bu ara biliyorsunuz ki belediyemizde bir bu taşınmazların satışları yani var. O konularda biz zaten satışlara direkt otomatikman red veriyoruz biz. Öyle anlaştık. Satış taraftar değiliz. Değiliz ama ona tabii meclis üstünlüğü olduğu için öyle geçiyor çoğu şey. Karar. Evet. Ona bugün de kadın kollarımız evet. Seçildi. Yeni Saadet Güncel hanımefendiye de buradan Saadet Güncel. Güncel hanımefendiye de
bu konuda kendilerini ne yapalım, tebrik edelim, başarılar dileyelim. Evet. Ve bu konuda da sizin görüşlerinizi alalım. Buyurun. Akçakoca'da iki tane adayımız, kadın kolları adayımız vardı. Biraz geçmiş dönemde başkan olan, hala başkan olan Yadigar Ekici hanımefendi. Bir de geçen seçimlerde, 31 Mart seçimlerinden beri aktif siyasete girmiş, aslında bizimle beraber koştuğuna Saadet Yüncel hanımefendi. Saadet Yüncel'i ben seçim zamanı tanıdım ve o enerjisine hayran kaldım diyebilirim. Çünkü bizimle beraber 5. katlara inip çıktı, broşürler dağıttı. Hiçbir zaman hani bu işlerden yerinmedi. Yani rahatsız olmadı. Çok fazla efor sarf etti. Ben hakkıdır diye düşünüyorum. Hak etti diye düşünüyorum. Kendisi bir hanımefendidir. İyi de bir ekip kurdu. Biz ben başkan olarak tabii tarafsızlığını korudum. Gerçi sağda solda söylentiler oluyor ama hiç alakası yok. Evet, ben tarafsızlığını korudum. Herkes listesini yaptı. Saadet Hanım işte yönetim asil listelerinde 6 tane, kendisiyle beraber 7 kişi. Evet. İsterseniz yönetim Saadet İyi olur. Kendilerinde onore etmiş oluruz hiç olmazsa. Saadet Yüncel başkanlığında Hülya Yamak hanımefendi, Nezaket Aydın hanımefendi, Arzu Koyuncu, Derya Özcan, Şehnaz İnanç ve Cansu Kazancı isimli arkadaşlarımız kadın kollarında hizmet edecekler Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerde de kadın kolları çok önemli bir kol. Yani bu bizim yapamadığımız şeyleri yapıyorlar. Çok önemli. Biz bunlara da çok önem veriyoruz zaten. Kendi yönetimimizde de biz bunu uygulamıştık. Kadınlara bakış açımız bizim çok farklı. 6 tane hanımefendi ve 6 tane beyefendi var diye. Yani orada da bir demokrasi uyguladık. İşte kadın kollarında çok heyecanlı insanlarız. Başkanımız da çok istekli. Ben çok güzel işler çıkaracağını düşünüyorum. Evet, Akçakoca'da Cumhuriyet Halk Partisi artık parlamaya başladı. Yıldızı gerçekten parlıyor. Güzel şeyler yapıyoruz. Halk, insanlardan güzel tepkiler alıyoruz. Çok fazla insan bizi tebrik ediyor. Onurlandırıyorlar. Sağ olsunlar. İyi ki varlar. Bizim de tabii bu çalışma isteğimizi biraz daha kırbaçlıyor. Hoşumuza gidiyor. Güzel şeyler yapmak gerçekten. Biz elimizden gelen en iyisini yapacağız. Hep aynısını söyledik. Hiç kimse bundan tereddüt etmesin. Biz inanın çok fazla emek sarf ediyoruz. Evet. Bir şeyleri başarabilmek için. Evet. Saadet hanımefendinin, Yüncel hanımefendi ve ekibine ben de buradan başarılar diliyorum tekrar. Evet sevgili Hacı, sormak istediğim bir soru. Da Saadet Yüncel hanımefendi yine çok acaba Hacettepe'de misafir etmeyeceğiz mi? Şimdi tabii onu gelecektim. Sen başkan olarak ben başkanımın önüne geçmeyeyim. Şimdi ben burada hangi ismi telaffuz ettiysem buraya davet ediyorsunuz. Bir isim telaffuz etmeyeyim ben istersen. Hangi ismi şimdi telaffuz ettiysem buraya onu çağırıyorsun. Ne kadar güzel ama. Ne kadar güzel. Şimdi Saadet Hanım'ın Yüncel Hanımefendi'ni burada bizim programımıza davet edip de amaçlarını yapmak istediklerini anlatması, sizin partinizin CHP'nin Akçakoca ilçe başkanlığının yapmış olduğu şeyleri. Beyda abi, bir de bir şey özelliğimiz var. Bizim programımızda çıkarlıkımız yıl başına seçiliyor. Hayatım bir yerden yükseliyor. Bu özelliğimiz mi başkan? Evet, evet. Aynen. Bunu yaşadık biz. Evet. Sevgili Kenan, hiç bu akşam sesin çıkmadı. Yorgun olan benim ama sen oradan böyle şey yapmadın, bir başkanıma bir sen, sorun var mı? Mecid abi, enerji aldın geldin de yorgunluğu. Yani. Ben mi? Yok tabii canım. Yani. Ben enerji aldım geldim. Şu anda başkanıma bir sorun yok. Tamam. Oy oranını da söyleyeyim dilerseniz, yarım kalmasın. Saadet Hanım 50, toplamda 72 tane üyemiz oy kullandı. Evet. Üyelerimizin hepsine biz SMS olarak atıyoruz. Evet. Bütün aslında üyelerimize her yaptığımız organizasyonun yapılacakları hepsini bilgilendirmek amacıyla
SMS olarak geçiyoruz. Evet. Partimizle alakalı, işte ziyaretlerimiz konusunda, kongrelerimiz konusunda hiç eksik etmedik bunu, bilgilendirme konusunda. siz alıyorsunuz değil mi? Size de geliyor. Geliyor. Katılımınız için de teşekkür ederim. Ama göremedik sizi biz Necat Bey. Ben iki haftadan beri yeğeyi havada mı gördüm? Ne derler? Laf kırılan. Ben bir şeye gitmiştim. İzmir'e gittik geçen hafta. Bu hafta da Lovagaz'a gittik. Ama bundan sonra buradayız. Tamam. Bundan sonra biz biraz üyelerimizin bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Evet. Tamam. Seçildik. Seçim bitti. 2 ay geçti. Hı-hı. Artık toparlanma, bir araya gelme zamanı. Evet. Artık bir şeyler yapma zamanı. Başkanım, o son bölümde son sorum o olacak. Bundan sonraki yapacaklarınız diye. Evet. Bu arada bir şey soracağım. Ondan sonra ona geçeceğiz. Bu arada da Kali Hakan, bizim Hakan direkt demiş ki Hacı abim renting avcısı. Demiş senin için. Ben size dedim Hakan'a bulaşmayın dedim. Yok. Şimdi bizim renting bizim bir sorunumuz yok. Renting'le. Yani renting burada. Benim turu başkanımız, bizim turu başkanımız, bizim renting şeyimiz. Ben burada bu sefer onun o sözünü esefle karşılıyorum. Niye? Evet. Biz burada Akçakoca aşıklısıyız. Onu öyle söylüyoruz. Delisiyiz. Bizim gayri amacımız buradan insanlarımıza biz turu başkanı buraya niye biz misafir ettik bu akşam? Evet. Kırmızılar geldiler. Teşekkür ederiz kendilerine. Rica ederim. Kendini gelsin, ifade etsin. Ve mesajı versin. Bizim ben buradan Hakan kardeşim için de aynı. Sadık Günlük kardeşimiz için de aynı. Gelsin. Kendini ifade etsinler. Yani biz burası bir pencere. Dünyaya aynen açılan bir pencere. Yani insanlar büyük bir televizyona çıkamıyorlar. Turu bakın yanlış mı? Nasıl kendini ifade edecek bu insanlar? Böyle bizim gibi birileri bizi merdiven altı yayıncılığı dedi ama elhamdülillah biz merdiven altında, hakikaten merdiven var. Ama bu merdiven altı yayıncılığı açtık. Elhamdülillah. Kapımız herkese açık. Biz şucu bucu ocu diye kimseyi şey yapmıyoruz. Celaka kardeşimiz de, onu da burada iki sefer konu ettik. Şimdi hepinizi seviyorum demiş. Ben size şaka yaptım diyor. Ama bize seviyoruz kardeşimizi. Yani şimdi burada şu birileri bizim hoşumuza gidiyor. Yayınımıza eşlik ediyor, katılıyor. Yok, tabii. Hatta telefonla katılabilirler. Kendilerine mikrofonu tutabiliriz. Yayını katabilirler. Turu başkanımıza soru sorabilirler. Şu anda bir soru var sevgili evet, Hacı. Şerif Aşık başkanım, şehitler için bir program yapmayı düşünüyor musunuz diye sormuş. Şehitler için bir mevlüt organizasyonu düşünüyoruz. Kendisini de bilgilendiririz. Herkesi bilgilendireceğiz sosyal medyayla, medya aracılığıyla. Bu olması gereken bir şey artık. Yani herkesin canı yanıyor. Tüm Türkiye'nin, ulusun canı yanıyor. Bunu da tüm Cumhuriyet Halk Partisi kayıtsız kalamaz böyle bir şey. Ha, Tuğba Bakan, özür dilerim ya. Dün ben habercilik yaptığımız için sitenin başına geldi benim. Bir dedim Ereğli Alaplı tarayayım. Bir baktım Ereğli Alaplı muazzam konvoy yapmışlar. Ve ben bir akçıcı olarak üzüldüm. Yani burada sizi tenzih ederim. Yani o şeyi gündeme getirdiniz. Bir Fenerbahçe, bir Galatasaray bir maç kazandığı zaman konvoy yapıyoruz da bu şehitlerimiz için bir konvoy akşıyor diye yapılamaz mıydı? Yani yanlış anlaşılmasın başkanım. Yani Akçuk Hoca, ben biliyorum ki duyarlı olan, kuvvetli olan bir ilçe. Ama burada ben üzüldüm. Siyasi partilerin bir araya gelip de bu konuları tartışmamız lazım. Allah yani olsun. Birlikte hareket etmemiz lazım. Tabii. Kendi başına değil. Yani kendi başımıza kararlar alıp da azınlıkla hareket etmektense çoğunluk olarak. Sivil toplum örgütleri bütün, olarak. Tümüyle. Yani tüm Akçak Hoca'yı bunun içine katarsak eğer. Evet. Tabii bu olayı daha da öyle. Bir soru daha var sevgili başkanım. Ayhan Güreş'ten geliyor.
tencereyi diyor, kazana çevirmezseniz diyor, Akçakoca'da bir ilerleme olmaz diyor. Bu konuda ne düşünüyor diyorsun? Ayhan Güleç abime buradan sevgilerimi iletiyorum. Tencere kazana döndü bile. Yani tencere kazana döndü bile, onu tamam. Görmüş olması lazım. Şöyle bir organizasyonumuz var. Bakın biz boş durmuyoruz. Hı-hı. Aslında pek de hani gündemde, yani, sosyal medyada zaten paylaşıldı. Ama bizim ağzımızdan böyle bir hani böyle canlı yayınlarda deklare edilmedi insanlara. Bizim daha önceden hem hobimiz olan, aynı zamanda ben de bir motosiklet tutkunuyum. Evet. O şeyi biliyorum. Oradaki havayı ve bu o organizasyonun yapıldığı il ve ilçelerde nasıl maddi, manevi ve görsel olarak çok etkili olduğunu bildiğim bir motosiklet fuarı konusunda adımlarımız var. Bugüne kadar belki Akçakoca'da bu olmadı. Evet. Ama benim geçmişime dayalı böyle dostluklarım olduğu için çok zor olan aslında o takvimin bir ayağını Akçakoca'ya aldık dostlarım aracılığıyla. 1500 tane motorlu gelecek Akçakoca. Çok çok önemli. 1500 tane motorlu demek artçı dediğimiz, tabirat ettiğimiz arkalarındaki insanlarla 3000 kişi yani yaklaşık. Bunun yanında biz bunu aslında daha önceden Poyrazlar Gölü'nün orada yapıyorduk. Motosiklet Festivali adı altında. Çok fazla katılım oluyor. Karavanlarıyla gelen, araçlarıyla gelen. Biz bu konuyla ilgili bir Akkaya'yı, Akkaya biliyorsunuz mesire alan orayı biz 2-3 kere orayı tespite geldik. Arkadaşlarımız sağ olsunlar Sakarya'dan başkanlar geldi. Oraları gösterdik. Altyapıyla ilgili onu da söyleyeyim. Okan Başkan'ın da bu konudan bilgisi var bu konuyla ilgili ve ondan da destek istedim. Okan Başkan sağ olsun bu tür organizasyonlara hiç olumsuz bir şey söylemiyor. Desteklerinin tam olduğunu söylüyor. Orada mesire alanı olduğu için problemler var. Muhtar da kendi başına kalkamıyor problemlerden. Muhtarla da konuştuk. Motosiklet SMSK üyeleriyle beraber ziyaretine gittik. Refah Kolçak Akkaya muhtarı. Hı hı. Orada tuvalet ve duş eksiklerinin olduğunu ben de bunu Okan Başkan'a ilettim. 19, 20, 21 Haziran Akçakoca Motosiklet Festivali yerini aldı. 19, 20, 21 Haziran'da Akçakoca'da 1500 tane motorlu göreceksiniz. Daha fazla insan göreceksiniz. İnşallah, inşallah. Şimdi böyle bir organizasyonun Akçakoca'da olması demek, inanın Akçakoca ciddi bir 3 günde girdi sağlaması demek. Yani ilk bizim yayınımızda bunu duyduğunuz bakıyorum. Daha önce de sosyal medyada haberlerde çıktı ama, canlı şimdi, olarak ilk defa burada denk geliyoruz. Canlı yayında ilk defa evet. İşte bunun çalışmasını yapıyoruz. Refah Kolçak bizden orada tabii çok konteynerlerle ilgili bir yardım talebi var bizden. Biz de tabii biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partililer birbirine destek olur. Alaplı Belediye Başkanımla kontak kurdum. Aslında Okan Başkan'a da söyledim çöp konteynerini ama geçen selde 50-60 taneye yakın çöp konteynerini evet. sele verdiklerini Hı-hı. söyledi. Evet. Ya, tabii elinden geleni yapacağını da söyledi sağ olsun. Belediye Başkanı tabii Ereğli Belediye Başkanımız ve Bolu Belediye Başkanımızla da bu konuları halledip oraya çöp konteynerini yoğun miktara koyup bir ön hazırlıklara başlıyoruz. İnşallah. Orada enerji problemi var. Gerçi enerji de lazım mı kamp kuran insanlara? Lazım. Lazım. Şöyle jeneratörle bir sahne kurulacak oraya. Etkinlikler olacak. İşte sponsorlar gelecek. Orada işte ürün satacaklar. Motosiklet aksesuarı, kask, elbise, eldiven, motor ya gibi. Böyle kapsamlı yani. Çok tabii canım. Yani çok. Siz de bunu zaten göreceksiniz ve Akçakoca'ya olan etkilerini de gözlemleyeceksiniz. Bu tür organizasyonların Akçakoca için çok gerekli olduğunu herkes görecek. Bu yanlış bir olay değil. Bu tam noktası. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin olup olmaması önemli değil bu işin içinde. Önemli olan Akçakoca'da bir şeylerin artık düzelmeye başladığı, Akçakoca artık böyle bir şöyle silkelenip kendine geleceği zamanları da biz göreceğiz hep beraber. Peki o bu sene gelecek ya,
Bunun ilerisi olacak mı? Bir dahaki sene... Bu gelenekselleşecek Necat abi. Her sene bu olayı burada biz kazasız belasız çok güzel bir şekilde yönetebilirsek eğer her sene bu devam edecek bir programımız ve katılım her sene fazlalaşarak devam edecek. Biz bunun Sakarya Poyrazlar'da yaparken ilk organizasyonumuz seneler önce 4 çadırla başladık. Biz en son ne kadar 2400 civarında bir çadırdı. Ve binlerce araba, binlerce motor. Böyle motorlar da yani kötü motorlar değil. İyi yani muhakkak, 300 bin liralık, 500 bin liralık, 1 milyona yakın motorlar var yani. Evet. Motor binicileri var. Evet. Avukatlar, mimarlar, mühendisler, hani motor tutkunu olan insanlar ve Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar. Kayseri'den, Edirne'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Antalya'dan, İzmir'den, Kütahya'dan, bütün motor kulüplerini, Türkiye'nin her tarafından, bütün motor kulüpleri bu takvimde görüyorlar. Bunun ulusal boyutu var mı? Bile ki vardır. Yani bu festivalin yani ulusal boyutu var mı diyorum? Şöyle bu nasıl geçiyor? Mesela atıyorum 21. Akçakoca Motor Festivali gibi. Evet. Yani ulusallığı konusunda herhangi bir şeyimiz yok. Yani. Ama tabii Türkiye genelinden bahsediyorum. Türkiye genelinden bahsediyorum başkanım. Tabii Türkiye genelinde çok önemli. Türkiye genelinde zaten her motor kulübünün bu konuda bir fikri var, bilgisi var. Hepsi bilgilendiriliyor. Atıyorum 19-20-21 Akçakoca'da diğer hafta atıyorum İzmir'de. Yani. Herkes onu takip ediyor, motor tutkunları. Evet. Yani onları takip ediyor. Ulusal'da herkes bunun farkında. Evet, sevgili Hacı, bizim Hakan Direk diyor ki beni ne zaman konuk olacaksınız? Hazırlanayım mı? Hepiniz bu memleketin en güzel değerleri ve büyüklerisiniz. Ben bu şehre aşığım diyor. Bu sorusunu zaten cevapla hazırlanayım mı? Sevgili Hacı abim, Yeni Akıbıcı Festeve'nin genel yerim kontrolü sensin. Söz hakkı senin. İnşallah ben aferin. Kendisinden bir buraya bir akçe seçimden önce burayı biliyordu, unutmuş olabilir. Seçimden sonra bir gelsin, bir görüşelim, ondan sonra şey yaparız. Ama Kali'nin Hakan Direk'in de önerisi var yani. O şunda diyor yani, Altın Fındık Film Festivali ile bütün ünlüleri ve dünyayı buraya çekerek büyük reklam yapabiliriz. Gerçekten aslında bu güzel bir olay ama. Güzel bir olay. Onu da tabii ki bakarız bu konuda. Şimdi abi. Evet. Orada bir şey atladık. Evet. Celle Hakan'ın bir şeyi de var. Bir şey diyor orada. Evet. Nerede? Şeyi ben sordum. Yol göstereni olmayan her yönetici düşer. He. Danışmanı bol olanı zafere gider. Bunu açıklasın. Yani şimdi şöyle. Biz... Hakan bu konuda bizi sağ olsun hiç yalnız bırakmadı. Biz herkesin fikrini aldık. Seçilirken de bu bayrak yarışına girerken de fikrini aldık. Evet, Hakan'ın gerçekten güzel fikirleri var. Çok. Akıllı bir insan. Aslında yani uzak durmamalı. Her organizasyon işine alınacak bir insan. Onun için böyle arkadaşlarımız çok. Bunlar değerlendirilebilir. Herkesin çünkü parlak fikirleri olmayabilir. Ama parlak fikri olan insanları da değerlendirmekte fayda var. Var. Ben bu arada bir spor konusuna geleceğim. Bugün ben yoldayken aldığım haberi, Akçakoca Spor, Kaynaksız Spor'u 2-1 yenmiş ve şampiyon yolunda bir büyük bir ilerlemesi var. Siz de maçtaymışsınız herhalde. Tabii bizim ekip de oradaymıştı. Kenan abi de orada. Evet. Başka ben de oradaydım. Görmedin mi? Hayır, gördüm. Ben de sen de gördüm. Evet, evet, ikiniz de oradaymışsınız. Ben önce Kenan'dan ufak bir şey alayım. Bayağı çünkü şöyle söyleyeyim. Maç bayağı bir sert geçti. Hı-hı. Aslında kaynaştı. Gerçekten çok güçlü bir takım. Yani? Bayağı sert geçmesine rağmen işin en ilginç tarafı da ilk gol atıldığı zaman Akçakoca sporlu futbolcuların
asker selamı durup askerlerimize selam gönderdi. UEFA'dan veya FIFA'dan ceza gelmez herhalde değil mi? O yok, selam olmaz. Niye gelecek ki? Artık bir milli meseleye dönüştü yani. Yani evet. Tabii bundan akabinden birkaç dakika sonra da bir gol yedi. O offside miydi gerçekten? Offside değildi. Değil mi? Değildi. Offside değildi. Offside değildi. Yani aslında öyle görünüyordu ama offside değildi. Çünkü ama gene bizim oyuncularımız gene süper oynadı. Biraz sertti. Yani oyun sert oynandı ama çocuklarımız kazanmayı bildi. Artık lider koltuğuna oturdular şu anda. Evet. Biz de tebrik ederiz kendilerini. Akçakoca Spor 2-1 galibiyetiyle liderliğe yükseldi. Tekrar buradan sporcuların tümüne ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bunlar güzel şeyler. Akçakoca'nın bir yerlerde iyi anılması hoş şeyler. Geçen statla ilgili problem yaşandı biliyorsunuz. Siz de takip ettiniz. Statla bu maçların burada oynanmaması konusu. Onlarda bir askı süreci oluşmuş stadın tadilatıyla ilgili. İhale süreci var. Öyle bir, evet öyle bir hemen kırılmış, dökülmüş oralar. Kimsenin haberi yok. Var var. Yok yok, kimsenin haberi yok. Başka. Hacı onu çok iyi takip etti o yüzden. Yani bunu İl Spor Müdürlüğü aynı zamanda bizim Yeni Akçakoca var, o gazete çıkardık haftalık. Orada onun biz ihalesini yayınladık. Tamam. Yani burada kimse haberi yok demez. Ama siyasilerin haberi yok. Atıyorum mesela bunu, bu konuyu Esvet Başkan'la da konuştuk. Esvet Başkan benim daha yeni haberim oldu dedi. O zaman şunu diyorum, siyasilere kusura bakmasınlar. Onların ayıbı. Onların ayıbı. Değil mi? Vallahi size de bir şey denmiyor bu akşam. Yani hayır, çatarak yer arıyorsunuz gibi geliyor bana. Dur başkanım şöyle. Biz Yeni Akçakoca Haber Gazetesi olarak, bizim bu ekibi olarak, bizim her türlü ekonomi, siyasi ve tüm şeylerde bizim bilgilerimiz sonsuzdur. Biz kendimize çok güveniriz. Çünkü mesela Kenan'la ben bürokrattan gelmeyiz. Hacı bizi üste geçer ikimizi. Ama biz bir ekibiz. Biz bu ekip olarak bizim görüşlerimiz, bizim bilgilerimizi kimse bilemez. Bir de ayrıyeten bizim Yeni Akçakoca Haber Gazetesi resmi bir gazetedir. Bütün şeylerde ihale ilanları bizde yayınlanır. Biz ihale ilanlarını biz öyle ilan yapıyoruz diye geçmeyiz. Biz Hacı'la beraber salı günleri burada gazete yayınlarken ya bu ilan ihale ilanı neyin ilanısı diye bakarız ve aklımızın bir köşesinde kalır. Kenan herhangi bir şeyimiz olduğu zaman da Kenan'ı ilgilendiren, bürokrasiden gelen bir adam olduğu için basarız telefonu, deriz ki Kenan böyle böyle bir mevzu var. Bunu şey yapalım. Ben ticaret olsun 25 senemi verdim. Kenan Bey 25 senesi verdi. Hacı bu meslekte 30 sene. Onun için biz kimseden çekinmeden, eğer haklısak gereken lafı söyleriz. Şu anda demin dedik ki aynı cümleyi kullandık Hacı'la beraber. O Kenan da oradan beri göz göze geldi. Evet dedi. Evet, siyasilerin ayıbıdır bu iş. Şöyle efendim, bakın benim de son anda haberim oldu. Evet. Bu da Hakan Solak'ın başkanın bana bir telefonuyla oldu. İl müdürü, hemen gittim ben de akabinde sahaya. Orada konuşmalar yapılmış. Oradan şeye geç. Abant kahvecisine geç il müdürüyle beraber. Yani bu askı sürecini tamamlamış. Kimse tabii buna itiraz etmemiş. Evet. O zaman işte zaten. Hacı onu ya çok ben iyi bunu, biliyor. Ben bunu dile getirdim orada. İşte öyle olunca da tabii müteahhit işe başlamış. Ama şöyle de bir durum var. Yani müteahhit 150 günlük bir sürede bunu tamamlayacağını taahhüt etmiş. Tabii o arada da maçlar oynanıyor. Normalde bu maçlar deplasmanda değil de kendi sahasında olacak maçlar yani. Yani. Şimdi en azından maçlar ne zaman, Mayıs'ta mı bitiyor? Mayıs'ta bitiyor. Herhalde o zaman da bilmiyorum şey, tam olarak tarih veremem ama o zamana ertelenebilirdi yani. Tabii. Bir şartnamede eğer 150 gün hani içinde bu bitecek bir şey yoksa, opsiyon yoksa müteahhit de ne yapsın diyeceğim ama öyle de değil yani. Kendi sahamızda oynanacak maçlar neden deplasmanda oynayalım yani? Ya zaten düzenin amacı o. Biz başarılı bir takımız. Yani düzenin amacı o. İşte gerek yok.
kendi aslında şeyler de bizim sporcular da şöyledir. Düzce'de oynanan maçlarda ağır hakaretlere maruz kalıyorlarmış. Yani, ne gerek var canım yani, yani kendi evinde oynayacaksın. Bak başarı geliyor işte yavaş yavaş. Şimdi, yani yanlış şeyler oluyor, anlatabiliyor muyum? Evet, Turul Başkan. Orada tabii sen kim kalmak? Eçe başkanısın. Sana haber verir, haber olur. Ki geldiniz, biz de oradaydık. Evet. Ama şimdi buradaki gazetede ya da bir resmi gazetede bir şey yayınlandığı zaman benim vatandaş olarak şu hakkım var mı? Habere baktım. Ne diyor kanun? O zaman efendim şöyle bir şey bekliyorum. Ben de bundan sonra partiye her resmi gazetenizi çıkardığınızda göndermenizi istiyorum. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Böyle bir talebim var. Tamam. Hemen tamam. Ben postayı verip gazeteyi... Talebiniz bizim için emirdir. Biz de oradan takip edelim. Yani. Ve bir de şu var başkanım. Biz günlük internet sitesinden hatta ben size şey olarak mail olarak gönderiyorum onu. Gelmiyor mu size telefonunuzu? Yok, bana yok, gelmiyor. Gelmiş olması lazım. Gelmiş. Çünkü tekrar gözden geçelim. Tekrar bakalım. Benim yeni açtık o haber. Facet TV'sine bir şey gönder. Ben size gönder. Var bende var. Tamam. Kayıtlısınız. Ben size şu siyasi şeyle ilgili mutlaka her şey bugün sana 4-5 tane şey gönderdim başkanım. İşte gönderdim. Biz bu haberciğimizi harfiyen yerine getiriyoruz. Tamam o zaman. Yani tebrik başkanım. Değil mi? Yani biz de sizi takipteyiz, merak etmeyin. Zaten kaç kişisiniz ki Akçakoca? Ben eminim ama. Şimdi şurada şey gelecek. Yine Akçakoca Spor bence bugün çok başarılı değildi. Değildi ama kaynaşlı gerçekten hem fizik olarak da üstünlüğü var. Ondan Balik'inde oynadılar geçen ciddi baskı kurdular. Yani şimdi onun için bazı şeylerde ben harbiciyimdir. Birileri beni bu yüzden çok sever, birileri çok sevmez. Ama ben doğru bildiğimi doğru konuşurum. Bir uyarı yapabilir miyim? Tabii başkanım. Müsaadenizle. Ne demek? Ne demek başkanım? Bir uyarı yapmak istiyorum. Aynen. Ben şimdi bugün Vatan Partisi'nin ilçe başkanı Serap Naz Başar'la beraber oturuyordum. Şu anda şeyimizi de izliyorum. Biliyor mu? Selamlarımı iletiyorum. Serap Hanım'dan da en yakın zamanda zaten burada konuk olarak alacağız. Evet, nihayetinde bir hanımefendidir, beyefendidir gözüyle bakmıyorum ben ama şöyle, orada yan tribünde mesela hakaret ediyorlar ve sinkaflı kelimeler kullanıyorlar. Hoş değil. Ben taraftarlarımızdan özel ricam, orada hanımefendilerin olduğunu unutmasınlar. Aynen katılıyorum. Orada kaymakamın, orada belediye başkanının, orada ilçe başkanlarının olduğunu unutmasınlar. Bunun nihayetinde bir spor müsabakasıdır. Kazananı vardır, kaybedeni vardır. Hatalar yapılabilir ama insanlara o terimleri kullanmak bana göre hiç uygun değil. Ama daha çoğu insanı da, çoğu taraftarı da, hani bu şekilde görünmemiş taraftarı da biraz geriye öteleyen bir davranış olarak görüyorum. Özel ricamdır. Tribünlere gelen arkadaşlarımız, hemşerilerimiz lütfen bu konuda biraz daha duyarlı olursa ben memnun olacağım. Çünkü hoş bir olay değil. Çok güzel. Zaten birkaç hafta önce maça bayanların da iştirak konusunda yayınımızda bahsettik onu. Özellikle rica ettik. Çünkü değil bizden mi? Bayağı bir destek vardı. Selahattin Bey yayını almıştık. Evet. Değil mi? Evet. Yayında bunu gündeme getirmişti. Evet, gündeme Serap Hanım da hiçbir maçı kaçırmıyormuş yani. Geliyor maça geliyor. Bir de çok şey donanımlı. Ben bugün çok üşüdüm orada. Çok soğuktu. Vallahi ilk yarıyı seyrettim. İkinci yarı gitmek zorunda başkan, kaldım. Kenan abilen bu yayının alt hazı yapısını yapacağız. Şuna üzüldüm ben. Maç bitiminde kavga olmuş. Evet. Biz neyin kavgası yapıyoruz ya? Ne diyor Gazi Mustafa Kemal? Ben diyor sporcunun zeki, çevik, alakası olan severim diyor. Demek o zaman bizim sporcularla bir eksiklik var o zaman. Başka? Bunu konuşmamız lazım. Konuşmazsak sporcu zanneder ki ben zekiyim, çevikim, ahlaklıyım zaten. Olmaz. O zaman Mehmet Aydın'ı çağıralım buraya. Evet. O devlet memuru. İlçe bedeni şey yaptı. O devlet memuru. Evet, bizden memura biraz korkuyorlar yanına gelmeye. Şimdi şöyle söyleyeyim, Hakan direkt bir şey yazmış da. Evet. Tarihi mahalle dönemleri de unutmayalım. Evet, unutmuyoruz zaten biz. Çok güzel işlere imza atıyorlar. Gülten Hocam ve ekibini kutluyorum. Her aklı kullanmalıyız ve bu şehri iyi bir sunum ile iyi
şey gibi de pazarlama. Şöyle oldu. Kenan abi, Akçakoca için yapılan her türlü güzel olayın arkasındayız. Evet. Desteklerimizi de sonuna kadar vereceğimizi buradan taahhüt ediyoruz. Herkese de aynı dili kullanıyoruz. Bu tür şeylere siyaset karışmaz. Bu siyaset üstü bir olaydır. Evet. Yani memleketimizde, yani Akçakoca'mızın o eski şaşalı dönemlere dönmesi için biz de elimizden geleni yaparız. İnşallah. Gülten hocamız da sağ olsun böyle bir dernek kurmuş ve çalışmalarını biz de titizlikle takip ediyoruz ve takdir ediyoruz kendisini. Bu insanları bir arada tutmak o kadar kolay değil. Hatta biz ona başkanım o. Yani, hayma ana lakabı taktı. Değil mi? Yani ne güzel. Yani başarıyı, insanlar başarıyı takip ederler. Eğer orada bir başarısızlık oluşursa eğer, orada hiç kimse olmaz. Demek ki bir başarı var ki herkes orada. Evet sevgili başkanım, konuda teşekkür ediyorum. Artık toparlamak zamanı geliyor. Çok dağıldık. Sizin yok bizim süremiz yani, güzel bir sohbet yok, oldu. Çok güzel bir sohbet oldu. Sizinle zaten vakit nasıl geçtiğini ben anlamadım. Anlamıyor zaten. Ben sizden ilk defa program yapıyorum. Hacı İlhan beraber yapmışsınız. Ondan sonra siz başkan seçtikten sonra geldiniz. Bir 15-20 dakika misafir olmuştuk. Şimdi neyse onlara geçelim. Son olarak bundan sonra yapacaklarınızı CHP olarak, Akçakoca ilçe örgütü olarak bundan sonraki hedefleriniz ne yapacaklarınızı onları bir şey alalım. Bundan sonra da yayını evet. Hep beraber kapatalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca ilçe örgütü olarak biz tabii her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır ya. Biz de kendimize göre zeminimizi hazırladık. Evet, gerçekten güzel şeyler artık oluşmaya başladı. İşin içinde olan insanlar bunu gayet iyi görüyorlar. Daha 2 aylık olmamıza rağmen tabii ki hani yeni doğan bir bebekten koşması beklenemediği gibi bizden de öyle büyük hareketler şu an itibariyle beklenmesi normal değil. Ama biz 2 senelik zaman içinde gerçekten çok güzel şeylere imza atacağımızı biliyoruz. Hani seçimden önce de bunu dile getirmiştik. Seçilirken altımızın dolu olduğunu, yapacaklarımızın, yani bir takvimimizin oluştuğunu dile getirmiştik. Taahhütlerimiz var. Evet, onları yerine getireceğiz eksiksiz. Bunun sözünü veriyoruz tekrar. Biz elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Evet, efor sarf ediyoruz. Toplantılar yapıyoruz sık sık. Üyelerimizi bilgilendiriyoruz, delegelerimizi, köy temsilcilerimizi, mahalle temsilcilerimizi bilgilendirmek için en kısa zamanda bir toplantı planlıyoruz. Bizim her yönetim kurulunun her perşembe gelenekselleşmiş bir yönetim kurulu toplantımız var. Meclis öncesi gündemi oluşturan maddeleri tartışmak için meclis üyelerimizin Özgür Seçkin ve Ersin Gümüş'ün de katılımlarıyla kararlar alıyoruz. Elimizden geldiği kadar Akçakoca için güzel şeyler planlıyoruz. Göreceksiniz ki sizler de şahit olacaksınız. Akçakoca'da Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten parlayan böyle yani çok fazla değişikliklere imza atan bir ilçe örgütü olarak herkes bizi zamanı geldiği zaman takdir edeceklerdir diye tahmin ediyorum. Üyelerimizin en kısa zamanda tekrar partiye sahip çıkmalarını, yine bir arada olmayı buradan kendilerine rica ediyorum. Partilerini kesinlikle bırakma, gelsinler. Çünkü partimiz mesai saatleri içinde açıktır. Çaylarını içebilirler, sıcaktır. Televizyonlarını seyredebilirler, gündemi takip edebilirler. Siyaset yapabilirler. Hocam başkanım bir şey daha soracağım. Olur. Anahtarınız vardı ya sizin. Var. Anahtar hala da sizde mi? Var. Şimdi 15 gün bir son yönetim kurulu toplantımızdan bir karar çıkardık. 15 gün bir yerimiz var şu an hala hazırda düşündüğümüz. Kat olarak bir görüş ayrılıkları falan oluştu. Bir 15 gün yönetim kurulunda araştırmak için bu konuyu biraz daha netleştirmek için zaman verdik. Bundan 15 gün sonra olacak olan yönetim kurulu toplantımızda buna net kararımızı vereceğiz. Partideki üyelerimize de bunu danışacağız.
olumluluğu konusunda yüksek bir ihtimal vardır. Umarım bu daha farklı bir şey katar Akçakoca İlçe Örgütü'ne. İnanıyorum insanların tümü de bu değişikliği güzel karşılayacaklardır. Zaman gösterecek her şeyi. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için gerçekten uğraşıyoruz. Şu seçimler falan bitti. Şimdi önümüzde bir gençlik kolları var. Onun için biraz çalışmalarımız olabilir. Gençleri de tabii katmak istiyoruz tabii. Siyasetin içine. Genç liderler yaratmak için. Ya elimizden ne geliyorsa gençlere de destek olacağımız konusunda, evet hanımefendilere de, kadınlara da destek olacağımız konusunda taahhütlerimiz var. Hiç bugüne kadar hiçbir taahhütümüzü yerine getirmemezlik yapmadık. Bundan sonra da bütün açıklığıyla herkesin bilgisi dahilinde hareketlerimizi yapacağız. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer rahat olsunlar. Evet. Rahat olsun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili Hacı, son sözlerini alayım. Son söz. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Turul Abanız Bey'e teşekkür ediyorum yanımıza katıldığı için. Güzel bir söz kapat oldu. Haftaya görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Evet, ben de size veda edeyim. Ondan sonra son sözü Kenan Bey'e vereceğim. Ve önümüzdeki bu hafta Yeşilay haftası. Onlarla ilgili bir şey var. Kenan Bey size onu şey yapacak. Bir veda edeyim. Sevgili başkanım, bize şeref verdiniz. Onur ettiniz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Yeni seçilen kadın fonlarına da başarılar diliyorum. Gündemin Gidikliği programında bu akşam sizlerle beraber olduk. Tuğul Avanoz başkanımızı burada misafir ettik. Sizlere en güzel geceler olsun diyelim ve yeniden bu şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerinde başsağlığı diliyoruz ve Kenan Bey'e sözü veriyorum. Evet. Gerçekten güzel bir program oldu. Şu anda 1,5 saati açtık. Evet. Tabii akıcı bir program. Gene vatandaşlarımızın katılımı gerçekten süper. Tabii ki burada zaten fikirler ortaya çıkıyor. Biz bu fikirleri burada izleyicilerimize anlatıyoruz. Tabii gerçekten çok güzel fikirler ortaya çıktı. Yani yapılabilecek, Akçakoca için yapılabilecek şeyleri de görmüş olduk. Gerçekten ben bu konuda yayınımıza katılan Turul kardeşimize de, ilçe başkanımız Turul kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bize gerçekten güzel fikirler verdi. Ben bu haftaki konumuz zaten belli, Yeşilay haftasıydı. 1 ile 7'si arasında Yeşilay Haftası etkinlikleri yapılır. Bununla ilgili programı bir veteremiz var. Veteremizi sunup programı kapatacağız. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum ve vetereyi izlemeye davet ediyorum. Teşekkür ederiz.